dedelik ve erkek üzerinden bundan sonra tartışma yürüyecek ve şimdiye kadar hukuki çerçevede utangaç biçimde yürütülen Cemevi tartışması, açıkça söyleyelim, 2000'li yıllarda Ali Bulaç'la Hayrettin Karaman'ın, hükümetin bir zamanlar en azından dini hocası Hayrettin Karaman'ın arasındaki yaşanan tartışmada olduğu gibi utangaç Cemevi tartışması olmaktan çıkacak, şu tartışmaya dönüşecek açık biçimde: Alevilik bir din midir, değil midir tartışmasına dönüşecek. Bu tartışma Aleviler içinde zaten yürüyor sessizce. Aleviliği bir mezhep mi sayacağız? Aleviliği bir din mi sayacağız? Din demek hiçbir zaman İslam dışında demek değil. Onu hemen söyleyeyim ki yanlış anlaşılmasın. Alevilik pekala kendini din olarak kodlayabilir. Buna hakkı var ve bu dinin adında pekala da İslam ve Müslümanlık olduğunu söyleyebilir. Burada hakkı olmayan tek şey Sünni yorumun kendisinin hakikat tekel olma iddiası, bir ciklik iddiası. Dolayısıyla hani kastettiğim şey o yanıyla Alevilerin İslam dışı olduğu filan iddiası değil. Ama bu iddiayla tartılacak her şey. Ama tartışma esas da şimdiye kadar utangaç bir biçimde yürüyordu. Eskaza devlet adım atarsa tartışma çok boyutlu bir biçimde açıkça yürüyecek. Cemevi değil mesele, Cem ayin mi? Ayin değil mesele, bu ayinin karşılık geldiği bir din var mı? Din değil mesele, bu din İslam mı değil mi? Zincirleme gidecek bu tartışma çok boyutlu bir biçimde ve her aşamasında devlet müdahil olacak ve asıl faillerden birisi, baş aktörlerden birisi, en azından Alevi hareketi kafasını kuma gömdüğü ölçüde kuşkusuz kuşkusuz ne yazık ki devlet olacak, ne yazık ki. Ve Alevi hareketi de hızla mevziyi kaybediyor, hızla eriyor. Bu tartışma o yüzden sanıyorum Alevi hareketine çok pahalıya, bedeli ağır bir tartışmaya dönüşecek.